Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, aziz milletimiz, bugün 6 Şubat 2024, 2024 Salı, gündemdeki konulara ilişkin toplantımızı, basın toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Basın toplantımıza katılımınızdan dolayı siz değerli basın mensuplarımıza ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimize selam, saygı ve şükranlarımı arz ediyorum. Bugün Miraç Kandili, Miraç'ın simgesi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere emaneti olan Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne vesile olması duasıyla milletimizin ve bütün İslam aleminin Miraç gecesi mübarek olsun. Yaklaşık bir saat kadar önce İstanbul Adliyesi önünde yapılan terör saldırılarında yaralanan polislerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hain saldırıyı da kınıyorum. Değerli arkadaşlar, 6 Şubat 2023, ülkemiz açısından benzeri olmayan bir acının tarihi olarak kayıtlara geçmiştir. Bundan tam bir yıl evvel yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremler neticesinde 53.537 canımızı yitirirken binlercesi hala kayıp, milyonlarca insanımız evsiz kalmıştır. Cumhurbaşkanlığı raporuna göre 6 Şubat depremlerinde 11 ilde toplam 518.009 konut yıkıldı veya ağır hasar aldı. Bunlara ek olarak 131.577 konut da orta derecede hasar aldı. Toplamda yıkılan ve yıkılacak olan konut sayısı 649.586 olarak gerçekleşti. Depremin ilk gününden itibaren geçtiğimiz bir yıl boyunca sivil toplum kuruluşlarının saha çalışmaları ve milletimizin gayretleriyle yaralarımızı bir nebze olsun sarmaya gayret ettik. Bu süreçte fert olarak bizler üzerimize düşeni yapmaya gayret ederken, devleti yöneten iktidarın yapacakları ve devlet olmanın gereği olarak yapılması gerekenler, hiçbir sivil toplum kuruluşunun veya fert olarak bizlerin yapacağı çalışmalarla kıyaslanamazdı. Devlet olmanın gereği olarak depremden önce enkazlar varken ve depremden sonra yapılması gerekenleri masaya yatırdığımızda üzülerek ifade ediyorum ki mevcut iktidar üzerine düşen vazifeyi yerine getirememiştir. Yine bu süreçte menfaat ilişkilerine dayalı iktidar anlayışının ülkemize ödettirdiği bedelleri acı bir şekilde yaşamış olduk. Öyle ki Sayın Cumhurbaşkanı daha 2 gün önce Hatay'da yaptığı konuşmada bunu adeta itiraf etti. Cumhurbaşkanı, merkezi yönetimle yerel yönetim birlikte olmazsa, o ile herhangi bir hizmetin gitmeyeceğini ve bu sebeple depremde Hatay'a herhangi bir hizmetin gitmediğini de itiraf etti. Bir cumhurbaşkanının bu ifadeleri kullanması en hafif ifadeyle vicdansızlıktır. Kendi partisine oy vermeyen, vatandaşları dışlamak ve üstü örtülü de olsa tehdit etmek kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Cumhurbaşkanı bütün vatandaşlarına eşit mesafede olmalıdır. Millet olarak yaşadığımız acıları siyasete malzeme yapanlar önce vicdanlarda ve en nihayetinde tarih önünde yargılanmaya mahkumdurlar. Bu yaklaşımlarla problemlerin çözülmesi mümkün olmaz. Nitekim depremde 2 ila 3 gün boyunca karanlıkta ve kimsesiz kalan illerimiz oldu. Adıyaman ve Hatay başta olmak üzere illerimiz yalnızlığa ve kimsesizliğe mahkum edildi. Sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla yardımlar gitmemiş olsaydı durum çok daha vahim olacaktı. Ne yazık ki. Deprem süreci dahil
22 yıllık AK Parti iktidarı süresince karşılaştığımız gerçek şudur ki, bunların iktidar anlayışında vatandaşa değil, yandaşa hizmet esası vardır. Bunların gözünde seçmen ancak tıpış tıpış oy verdiği, kendilerini kayıtsız şartsız desteklediği zaman insandır. Mevcut iktidar en iyi depremzede kendilerine oy verip itaat eden depremzededir. Mevcut iktidar için. Malumunuz değerli arkadaşlar, malumunuz depremde yıkılan birçok binanın 2000 yılından sonra yapıldığı ortaya çıktı. Ve bunları inşa eden müteahhitlerin kimi yurt dışına kaçtı, kimisi hiç yargılanmadı bile. Burada sormamız gereken önemli soru şudur. Bu müteahhitlerin yaptığı işler onların yargılanmasını gerektiriyorsa bu işlere nasıl ve neden izin verildi? Bu binalar neden deprem öncesinde denetlenmedi? Bu binalara neden ruhsat verildi? Bu işlere göz yumanlar, bu izinleri verenler neden yargılanmadı? Toplu Konut İdaresi TOKİ, son 20 yılda 700 bin civarında konut inşa etmişken, genel seçimlere bir ay kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, 319 bin konutun bir yıl içerisinde teslim edileceğini vaat etti. Bu rakam, son 20 yılda yapılan tüm konut sayısının neredeyse yarısına tekabül ediyor. Rakamlar göz önüne alındığında bu vaadin gerçekçi olmadığı ortadadır. Ancak seçimleri kazanmak için her yolu mübahsayan bir anlayışın bu boş vaatlerde bulunmasına şaşırmıyoruz. Şubat ayı içinde yerel seçim malzemesi olarak 20-30 bin civarında konut teslim edilecek ve bu rakam vaat edilenin sadece %10'u civarındadır. Zira bakın, 2020 yılında yaşadığımız Elazığ depreminin üzerinden 4 yıllık bir süre geçmiş olmasına rağmen orada taahhüt edildiği halde halen hak sahiplerine teslim edilmeyen konutlar var. Biz bu konuyu soru önergesi vasıtasıyla sorduk. Daha önceki basın toplantılarımızda gündeme getirdik. Ancak ne yazık ki bunlar geçiştirildi. Saadet Grubu olarak mecliste özellikle deprem bölgesinde halen barınma sorunu yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini çoğu kez gündeme getirdik. Fakat verdiğimiz önergeler ne yazık ki reddedildi. İktidar, algı yönetimine harcadığı enerji ve kaynağı sorunları çözmek için harcasaydı, emin olun ki deprem bölgesindeki birçok sorun ortadan kalkmış olurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel seçim öncesinde muhalefete asla yapmadıkları, hiçbir zaman da yapamayacakları afaki vaatlerle depremzede kardeşlerimizin umutlarıyla oynuyorlar demişti. Ancak gelinen noktada kimin depremzedelerin umutlarıyla oynadığı apaçık ortadadır. Deprem bölgesinde geçen bir yıl içinde çiftçi üretimi durdurdu. Gençler tutunamadı. Şehirler, köyler boşaldı. Altyapı, barınma ve eğitim sorunu en ciddi sorunlar arasında yer aldı. Deprem sonrası yapılacak işler sadece konut ve altyapı ile sınırlı değildir. Toplumsal bağları bir araya getirecek, başta Hatay olmak üzere illerimizin demografik yapısını muhafaza edecek çalışmaları da mutlaka yapılmalıydı. Ancak bu anlamda yetersiz kalındı. Yıkılan bina sayısı ve vefat sayısı anlamında en büyük yıkıma maruz kalan Hatay'da depremin üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen halen en temel sorunlar çözülebilmiş değildir. Hatay'da kaybolan cesetler halen bulunabilmiş değil, aileler acı içerisinde hala bir umutla kayıplarının bulunmasını bekliyor. Hatay'da halen internet ve iletişim yapısı, ulaşım ağları sorunları çözülebilmiş değil. Konteyner kentler sağlık ve mahremiyet açısından yaşanabilir mekanlar maalesef değil. Depremin üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen halen bir şehir planı oluşturulmuş değil,
kentleşme ne yazık ki deprem öncesinden daha kötü bir şekilde ilerlemektedir. Hatay'da yıkılan ve yıkılacak konut sayısı toplamda 241.212 iken proje aşamasında olan konut sayısı sadece 33.623 ve teslim edilen konut sayısı 2.300 civarında. Bölgede temeli attıkları konutların güya anahtar teslimini yaptılar ve bunları resmi kayıtlara teslim edilmiş konut diye yazıyorlar. Depremin birinci yıl dönümünde halen çözülemeyen en temel sorunlara baktığımızda akla tek bir soru gelmektedir. Acaba başta Hatay olmak üzere deprem bölgesi özellikle boşaltılmaya mı çalışılıyor? Değerli arkadaşlar, iktidar yaptığı konutları sanki bedava dağıtıyor gibi bir algı oluşturmaya çalışsa da yaptığı konutların parası alınacak. Sayın Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı iken 100 bin konut projesi sözü verilmişti. Bu proje kapsamında İstanbul'da TOKİ 5 bin konutun çekilişini yaptı. Vatandaşlar 250-300 bin liraya konut almayı beklerken şimdi bu konutların fiyatı 4 milyon liraya kadar çıktı. Üstelik inşaatı bitmiş konut dahi yok. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız da maalesef benzer bir tabloyla karşılaşacaklar. Depremzedelere atılacak olan, satılacak olan, depremzedelere satılacak olan deprem konutlarının fiyatları, ödeme planları henüz belli değil. Görünen o ki İstanbul'da oluşan mağduriyetin bir benzeri deprem bölgesinde de yaşanacak. Depremin ardından yıkılan veya yıkılması gereken konutların toplam sayısı 649.586 iken TOKİ'nin yayımladığı verilere göre projesi hazırlanan afet konutlarının sayısı ise depremin birinci yılında bunun yalnızca %17'sine ulaşılabildi. Bunların illere dağılımı ise şöyle değerli arkadaşlar. Adana'da yıkılan ve yıkılacak konut sayısı toplam 14.720 iken projesi yapılan 3.191. Adıyaman'da yıkılan ve yıkılacak konut sayısı toplamda 74.971 iken projesi yapılan sadece 5.132. Diyarbakır'da yıkılan ve yıkılacak konut sayısı toplamda 19.811 iken projesi yapılan 5.386. Elazığ'da yıkılan ve yıkılacak olan konut sayısı toplamda 25.376 iken projesi yapılan 5.052. Gaziantep'te yıkılan ve yıkılacak olan konut sayısı 49.406 iken projesi yapılan 19.171. Hatay'da yıkılan ve yıkılacak olan konut sayısı toplamda 241.212 iken projesi yapılan sadece 33.623. Malatya'da yıkılan ve yıkılacak olan konut sayısı 84.320 iken projesi yapılan 14.037, Kahramanmaraş'ta yıkılan ve yıkılacak olan konut sayısı 117.213 iken projesi yapılan 21.784. Kilis'te yıkılan ve yıkılacak olan konut sayısı 3.817 iken projesi yapılan 1.854, Osmaniye'de yıkılan ve yıkılacak olan konut sayısı 20.233 iken projesi yapılan 4.124. Şanlıurfa'da yıkılan ve yıkılacak olan konut sayısı 12.204 iken projesi yapılan 4.585. Veriler açıkça gösteriyor ki daha uzun yıllar deprem bölgemizde barınma en ciddi sorunlardan biri olmaya maalesef devam edecek. Değerli arkadaşlar, basınımızın değerli mensupları ve aziz milletimiz, bugünkü basın toplantımızda deprem bölgemizden başka bir konuya değinmeyi düşünmüyordum ancak malumunuz ekonomi hepimizin değişmeyen gündemi ve bütün vatandaşlarımızı doğrudan etkileyen bir konudur. Hayat pahalılığı mutlu bir azınlık haricindeki bütün vatandaşlarımızın sofrasında hissedilen en önemli sorundur. Ülkemizde gelir dağılımındaki uçurum derinleşmektedir. TÜİK'in açıkladığı aylık ve yıllık enflasyon oranları milletimizin
gitgide fakirleştirildiğini ortaya koymaktadır. TÜİK verilerine göre enflasyon Ocak ayında %6,7 iken yıllık enflasyon %64,86 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyon araştırma grubu ENAK ise aynı verileri %9,35 ve %129,11 olarak açıkladı. Bu oranlara göre aylık enflasyon son 5 ayın en yüksek enflasyonu olarak gerçekleşmiştir. Enflasyonun bu seyri karşısında özellikle ücretli çalışanlarımızın alım gücünü korumak mümkün değildir. Maaşlar hızlıca erimektedir. Tek seferlik zamların yerine eşel mobil sistemi olarak da bilinen maaşlara enflasyon oranında aylık zam yapılması gibi bir modele geçilmelidir ki ancak bu şekilde alım gücü korunabilir. Aksi takdirde maaşlar enflasyona karşı erimekte ve maaşlı çalışanların tamamı enflasyona ezdirilmektedir. Türkiye özellikle ekonomide tarihin en istikrarsız dönemini yaşamaktadır. Son 4 yılda 4 Merkez Bankası Başkanı değişmiştir. İsimler değişmiş fakat sonuç sorunlar çözülememiştir. Ekonomi yönetimindeki keyfilik faize dayalı, ithalata dayalı, ranta dayalı anlayışın sonucu olarak maalesef bugün bir buhranla karşı karşıyayız. Faiz ve rantın yerine adil paylaşım getirmediğiniz sürece hafize yerine Fatih'i getirmeniz sorunları çözmeyecektir. Burada bir sistem sorunu vardır. Çözümü ekonomi dahil olmak üzere tüm sorunlara yaklaşımı ve zihniyeti değiştirmektir. Adil bir düzene geçerek Türkiye'de maaşlı çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek, tüm ülke satında üretimi artırmak ve refahı tesis etmek Saadet Partimiz ile mümkündür. Biz bunu daha önce yaptık, yine de yaparız. Bu düşüncelerle sözlerimi tamamlarken, bundan bir yıl evvel yaşadığımız depremlerde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Deprem bölgesinde halen çözüm bekleyen sorunların bir an önce çözülmesi için gereken bütün desteği sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ederken yetkilileri göreve davet ediyorum. Rabbimiz ülkemizi ve milletimizi her türlü afete karşı korusun, muhafaza etsin duasıyla basın toplantımızı sonlandırırken katılımlarınızdan dolayı siz değerli basın mensubu kardeşlerime ve ekranları başında bizleri takip eden aziz milletimize saygı ve selamlarımı arz ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.